Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Gelmeyeceksiniz diye çok korktum. Neden? Geçen sefer sizi çok üzdüm. Biraz da kaba davrandım. Bilakis içiden geldiği gibi konuşanları çok severim. Ben de öyleyim. Sizden ayrıldıktan sonra içimi bir huzursuzluk kapladı. Yalnızlığımın acısını daha kuvvetli hissettim. Yalnız kalmanıza sebep mi var? Şimdiye kadar aradığımı bulamamıştım. Hala arıyor musunuz? Hayır. İlk tanıştığımız günden beri kendimi daha kuvvetli hissediyorum. Hayatı, insanları daha çok seviyorum. Bunun ne demek olduğunu anlarsınız. Evet, çok iyi anlıyorum. Üşüdünüz mü? Biraz. İsterseniz gidelim. Yok, hayır. Burası hoşuma gitti. Doğrusunu isterseniz ilk karşılaştığımız gün ben de aradığınızı bulamayacağınızdan, beni beğenmeyeceğinizden korkuyordum. Hala da hakkımda ne düşündüğünüzü bilmiyorum. Yanınızdayım. Unutmayın ki hiçbir kadın hoşlanmadığı erkeğin yanında durmaz. Ömür boyu yanımda kalmanızı isterim. Bu bir teklif mi? Evet. İsterseniz tabii. Daha yeni tanıştık. İsminizi bile bilmiyorum. Kadir. Ya sizinki? Pascal. Pascal. Ne güzel bir kadın ismi. Teklifimi kabul ediyor musunuz? Düşünmem lazım. Uzun sürer mi? Merak etmeyin. Çabuk söyleyeceğim. 6. Bilemedin 7 ay sonra. Medeni Kanun'un 257. maddesi mucibince sizi karı koca ilan ediyorum. Mesut olun. Tebrikler. Oo, Kadir. O kadar mesudum ki. Ne oluyor? Neredeyiz? En son ben size çıkma teklif ettim. Siz düşüneyim dediniz. Sonra ben çok sürer mi diye sordum. Siz bana kararlarımı çabuk veririm dedin. Ne ara geldik nikah masasına ya? Ya işte böyle Pascal. Tanıştıktan sonra nikah masasına giden yol erkek için Hacı Osman yokuşu gibi. Kefeliköy'de denize uçunca aklın başına geliyor. Vay be Kadir ya, güzel anlattım. Pascal bu ne? Ne? Oğlum potlar açık. Yayına gitmiş sesimiz. Hadi. Ya var ya. Allah'tan kötü bir şey demedik. Ya efendim çok özür diliyoruz. Kalabalık Allah. Aa, bu şuursuz da geyik çeviriyorduk. Ondan sonra makara yapıyorduk kendi aramızda. Yayında olduğumuzu fark etmedik. Affedin, kusura bakmayın ya. Günaydın, günaydın diyecek kimseyse olmayanlar. Kalabalıklar içinde bile yapayalnız olanlar, yalnızlar, gölgedekiler, yetimler, öksüzler, evladı hayırsız çıkanlar, bir tatlı sözü en son ne zaman duyduğunu hatırlamayanlar, herkese günaydın efendim. Vapurlar, trenler, gökyüzünü, kalbimizi yarın bir nazlı bakışı gibi çizip geçen uçaklar, martılar, yelkovan kuşları, adalar, modalar, palamutlar, torikler, efendim orkinoslar, güneşin altındaki ve yerin üstündeki herkese ve her şeye günaydın diyerek başlıyoruz efendim. Günaydın. Ya kardeşim, Allah aşkına. Kisa kis ya. Günaydın de geç. He. Kış mevsimi üstümüze binmesine, soğukların ensemize çökmesine rağmen of, dalına küsmüş bir ağaç, meyvasına küsmüş bir dal gibi olmak bize yakışmaz. Kanın içinizi açmak, asık yüzünüze bir tebessüm kondurmak, sabah ayazında üşüyen ensenizi ılık ılık hohlayıp ısıtmak için buradayız efendim. Kadir Çöpten ve Pascal Numa görev başında. Herkese günaydın. Ver yavrum bizim Twitter adresimizi. Pascal, millet temas etsin. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir adresimiz. Tweetlerinizi bekliyoruz. Hadi işiniz gücünüz rast gelsin. Davancanızdan ses gelsin. Hayırlı işler. Aragaz. Pascal. Bro. Canım yüksek sanata susadın mı? Hem de nasıl? Gürür gürür. Ver bana. Hadi Kadir. Ya bazen iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ha. Yani seni acaba bu derece kaliteli ve yüksek sanata alıştırmasam mıydım? Yani pişman mısın? Değilim. Bu nasılsa olacaktı. Pekala o zaman bugün de bir ünite yüksek sanat vereceğim sana.
Kadir, bir ünite yetmez. Ama bunu ben yazdım. O zaman keser dedim. Ne yazın? Dün akşam Aybeci Şiir Ekolü dahilinde bir duygu tosarmam oldu. Derhal satırlara döktüm. Bu şiir neşet etti. Hisli duygularım böyle döküldü kağıda kalemle. Ne? Anlamadın değil mi? Yani bir şey olmuş ama ne olmuş? Tam çözemedim. O zaman boş ver, şiiri dinle. Hadi çabuk oku hadi. İşte yüksek sanat, işte yine ızgara kanat. Ne iyi hakemdi Talat Tokat. Fakat. Neyse ben şiire geçeyim. Hadi başla abi, hadi. Kokudan yaş dolar narin gözüme. Sahte bir gülücük düşer yüzüme. Sanki bulanmış gibi çürük üzüme. Yarimin kokusu bitirdi beni. Biraz uzakta dursam acep çakar mı? Pire için acaba yorganı da yakar mı? İnsanın nefesi parfüm kokar mı? Yarimin kokusu bitirdi beni. Yıkayalım gel seni gül suyu ile. Ne yaparım yarimin bu huyu ile. Hissettim ben onu beş duyu ile. Yarimin kokusu bitirdi beni. Fabrikayı basarım markayı bulur. Belki benim sayemde herkes kurtulur. Beynimde kimyasal tepkime olur. Yarimin kokusu bitirdi beni. Seviyorum tabi yapamadım hata. Gerekirse parfümü şişeyle yutar. Bir anda beni bir hapşırık tutar. Yarimin kokusu bitirdi beni. Uzandı gel dedi narin eliyle. Cezbetti aslında ince beliyle. Sonra bir koku geldi seher yeliyle. Yarimin kokusu bitirdi beni. Bilmem ne olacak bu aşkın sonu. Havalansın ev dedim açtım balkonu. Daha ne güzel kokuyor ninemin dolabı yani. Yarimin kokusu bitirdi beni. Nasıl buldun Pascal? Abi daha ileri oldu. Yüksek sanatın sesini bilmiyordun lan. Şimdi başıma sanat ekmeli kesildi. Kadir doğruya doğru performansın düşmüş. Ya ilham perim yok ya. Bir sevgilim olsa bana ilham verse 10 numara 5 yıldız olur ama yok. Bana vermesi de olur. Yeter ki var ya sevgilim olsun. Yeminle sen bile arada gözüme kainat güzeli gibi gözüküyorsun Pascal ya. Tövbe de. Yalan yok bizde kardeşim, olanı söyledim. Aman abi bari kendine dikkat edeyim. Ben ikazımı yapayım da. Aman. Aragaz. Paskal. Kadir abi. Elimde bir haber var. Neymiş? Bülent Ersoy hanımefendi Tarkan'a gecikmeli düğün hediyesi göndermiş. Yüz görümlüyüm mü? Oğlum sen şaşırdın mı lan? Yüz görümlü gerdek gecesi damatla gelin arasındaki bir şeydi. Damat gelin duvağını açar, takar. Bülent Ersoy Tarkan'a niye yüz görümlüğü taksın? Ne takmış? Halise şu, Bülent Ersoy Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'na efendim düğününde bir hediye vermemişmiş. İşte aradan 1,5-2 yıl geçtikten sonra düğün hediyesi vermiş. Tarkan'a beşi bir yerde takmış. Tarkan'ın eşi Pınar Hanım'a da hem beşi bir yerde hem de pırlanta yüzük takmış. Kısaca kuyumcu dükkanını su basman seviyesinden alıp Tarkan'la eşine Lambers diye takmış yani. Helal olsun. Kadınları var ya Lambers diyor. Pascal sana bir müjdem var canım. Nedir abi? Evleniyorsun canım. Kiminle? Bilmiyoruz canım ama öğreneceğiz. Buradan Bülent Ersoy hanımefendiye sesleniyorum. Bülent Hanım, biz Pascal oğlumuzu evlendirmek istiyoruz. Bu çok başı boş kaldı. Bunu ancak sizin bulacağınız sizin gibi Osmanlı bir kız adam eder, açık söyleyeyim. Vay da. Buyurun cenaze namazına. Bülent Hanım, biz bu Pascal'a çok kız baktık ama dört başı mamur bir kız bulamadık, açık söylüyorum. Siz eski usulleri bilen, eski terbiye almış tumturaklı erkeğe çevirebilecek bir kız efendim bulursanız eğer, Pascal oğlumuzun başını bağlamak istiyoruz. Bu dünyada yuva yapana cennette melekler köşk yapar deniyor Bülent Hanım. Onun için yardım istiyoruz sizden. Sen beni evlendir. Sana var ya rezidans play yaparlar. Evet, Pascal'ı evlendirmeyi başarana komple cenneti bile verebilirler yani, bilmiyorum. Lütfen Pascal'ın başını bağlayalım efendim. Kadir, iyi güzeldi. O kanın aktığına niye ben giriyorum? Şimdi yavrum, bak şimdi yavrum. Heh. Diyebilirsin ki Pascal çok serseri, ben kızcağızın başını yakmam. Haklısın. O zaman
O zaman Pascal'ın dediği doğru, Okka'nın altına o değil, beni evlendir. Kadir ne oluyor lan? Aynı evlenmiyordum. Oğlum derdimiz evlenmek değil, Bülent Hanım'ın kanatlarının altına girmek. Bülent anne. Bülent anne mi? Abi ne diyorsun? Ne iç çeviriyorsun? Size valide diyebilir miyim Bülent Hanım? Kadir ateşle oynuyorsun. Hatta biz bakın şunu teklif ediyoruz. İki tane kız bulun. Hem Pascal'a verin hem beni verin. Aynı düğünde. Kadir cinini arama. Tabii unutmadan Bülent anne. Siz yüce gönüllü bir sultan olduğunuz için bize takı da takmak istersiniz illaki. Şimdi dur. Vay seni çakar. Pascal'la karısının takılarını da bana takın. Vay 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 babanın gemiyor. Çünkü bu saf. Kız tarafı bunu kandırır. Takıları alır bozar yiyir. Buna kuruş vermez. Bunun eline bir şişe vodkalı birayı ver. Emzük gibi bütün gün onu emükler. Hiçbir şey sormaz. Nerede benim takılan altınım, nerede benim şeyim demez. Böyle bir insan bu. Ya Kadir içki bıraktım. Artık içmiyorum. Tövbekar oldum. Allah Allah. O yüzden siz bütün takıları bana takın. Tabii siz beşi bir yerden aşağı takmadığınız için Paskalara bana hanımlara falan dörder tane beşi bir yere takın yani. Hanımların barnakları boş mu kalsın? Sizin şanınıza yakışmaz ki, hanımlar da birer tek taş efendim, değil mi Pascal? Vallahi Kadir eğer var ya Bülent Ersoy şu an bizi dinliyorsan bize bir şey takacak. Ama tek taş bura. Çift taş mı? Onu bilemem. Ne var kardeşim, hakkımızı istiyoruz. Büyüğümüzden önümüze düşüp bizi baş göz etmesini istiyoruz. Küçük olarak bu bizim hakkımız. Bülent Ersoy evlendirsin bizi. Allah Allah. Bülent Ersoy bizden büyük mü? Değil mi? Gün görmüş, adabı muaşeret bilen, yol yordam sahibi bir kadın. İyi bir ev kadını olacak, kızdan da anlıyor. He? Biz çalışıyoruz zaten. Bizim hanımların çalışmasına gerek var mı? Yok. Ne istiyoruz? Eve geldiğimizde bir güler yüz, bir tatlı dil, bir hoş geldin kocacığım. Önümüze koyacağı bir kap çorba efendim, bir yemek, bir tatlı sohbet, bir tatlı dil. İstemez miyiz ya? Kadir be. Hı. Öyle bir anlattım ki evlenisin geldi. Duydunuz Bülent Hanımcının sesini. Büyüğünüz olarak sizden önümüze düşmenizi istiyoruz. Abi anamız mı babamız mı? O niye evlendiriyor? Ya o bütün milletin anası bir yerde ya. Baksana hiç. İcabında onun bulunduğu kız şikayet de edemez. Hemen Bülent Ersoy'u ararız. Bak senin bulduğun kız arıza çıkarıyor. Apla deriz. Alıcı kuş gibi üstüne çöker. Bülent Ersoy icabında çok zalim bir kaynana da olabilir. Oradan da kazancımız var. Dört tane beşi bir yerde, dört tane tek taş kafadan, dünyanın parası cepte efendim, yani sırf Bülent Hanım'dan ya. Yıllarca etrafımızda bizi emükleyen bu yancılar da 3-5 bir şey takacak tabii. Alacağız hanımları, gideceğiz Nice, senin oralarda tatil yapacağız aslanım. Kadir, Nice büyük kız oturuyor. Hepimizi var ya, zehirler ya, bana evlenmeyi yasak etti. Of ya, sana dedim bu kızı çok rahat yetiştirdim. Gak dese aldın, guk dese verdin. Bak sonra posta koyu oldu sana ya. Ne yapayım ya? İlk göz ağrım Kadir. Kızların var ya, benim aşkım ya. Oğlan? İto, tersere. Aynı ben. Ama var ya, onu adam edeceğim. Bu yaz İstanbul'a geliyor. Sana yeye çırak vereceğim. Arkadaş bizde kim evlenir ya? Şu konuştuklarımıza bak. Bitmişiz biz, farkında değiliz ya. Ne oldu ya? Elveda beşi bir yerde. Hoşçakal Tektaş. Buonasera Totti Bülent Hanım. Olan bu. Aragaz. Paskal. Geldi abi. Şu an stüdyomuzda kim var? Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler, yeryüzüne düşen en iri ve ilk bilgi taneci. Tarih biliminin yaşayan efsanesi. Adı Yahşi, kendi Yahşi, dövmesi de hoş, sevmesi de hoş. Cehalet ejderhasını avlayan bir bilim şövalyesi. Lütfen ayakta alkışlayalım. Profesör, doktor, Dilber Kortaylı hocamı stüdyomuzu şereflendi. Hocam hoş geldiniz. Dilber hocam, adamsın. Boynuma dola. Ay biri şunun boynuna dolasa da ülkece rahat etsek artık. Yani size verdiğim kitapları okudunuz mu? Hocam çok yanıldı ya. Kitaptan bahsettiğine emin misin cahil? Evet kitap çok yanıldı. Ne vermiştim ben sana okuman için? Sisyphos şöleni, Albert Camus. 100 sayfadır o kitap ya, nesi kalın onun? Anlattıkları karın geldi, girmiyor kafaya. Kadir sana ne verdiydim ben oku diye?
Hocam bana sefiller verdiniz 650 sayfa. Okudun mu lan? Okudum tabii. Daha doğrusu halen okuyorum. Hatta 3 gündür aralıksız okuyorum. Daha sonra da Janvarcan'ın ekmek çaldığı yere gelemedim hocam. 230. sayfadayım. Victor Hugo sağ olsun mevzuya girebilmiş değil daha. Yani evet, bunlar beyninizi biraz kandırtır ama alışmanız lazım. Beyniniz yalama olursa sonra gelen bilgiler daha rahat girer. Peki hocam, bugün dinleyicilerden gelen sorulara cevap versek? Ya cahil dinleyicilerinizi ve bizi aydınlattığınız gibi aydınlatmak istemiyor musunuz? İstemem ama para veriyorsunuz, mecburen cevaplayacağım. Buyurun okuyun. Evet, Adile diyor ki fırından yeni çıkmış kıymalı bafra pidesi kadar gevrek kahkahasına kurban olduğum hocam. Ben size layık olmaya çalışan bir cahilim. Söyleme sahip iş yerinde bir sürü aptal tiple uğraşıyorum. Ben de görüyorsun. Teşekkür ederim hocam. Hayatımdan bir sene çalıp beni arkadaşımla aldatan erkek de gözümün önünde. Her sabah öfkeyle kalkıp yatağa öfkeyle giriyorum. Üstesinden nasıl geleceğim bilmiyorum. Adam tut, topuklarına sıktır. Dilber hocam, ne diyorsun sizin gibi bilim adamı? Aa. Ama buna bilim ne yapsın? Yani bu ofislerdeki aşna fişna da kaf dağını açtı yani. Ay ne diyeyim canım, yani iş yeri mi mi bunlar? Ama hocam, ofis aşkları olamaz mı? Ay olamaz efendim, orası iş yeri, bir disiplin olması lazım bir kere. Yani insan ekmek yediği yerde oynaşmaz, çıkarsın dışarı, ne halt ediyorsan edersin orada. İş yeri kurumsal bir yer, kurumsallıkla çok affedersin öperim severim, yok şöyle yaparım bağdaşmaz. Biraz tarih öğrenin. Evet hocam, Enron vardı tarihte, hovardalık yüzünden batan ilk şirketti, öyle hatırlıyorum ben. Yani evet, battılar. Niye? İş yerine cenabet giderse bereketi kaçar. Haraya çevirmişler şirketleri. Yani şap yedirin ofis çalışanlarına askerdeki gibi. Önce kan beyinlerine gitsin ki iş yapmayı başarabilsinler. Kan beyinlerine gitmiyor ki, hep başka yerde. Bravo hocam, kan mühim, çok önemli. Sen ne anlarsın ayol karacahil. Öyle deme Dilber hocam. Pascal çok çapkın olduğu için ömrün 45 senesi kan beyine hiç uğramadı. Hep güneylerinde dolaştı. Şimdi yaş 45'i geçince kan yukarı anca yavaş yavaş çıkıyor. Onu nereden anladın? Arada bir akıllısı laflar ediyor, oradan anladım. İyi bari maşallah, Allah komple bir beyin nasip etsin. Ayrıca bütün dinleyenlere de en azından ortalama bir IQ diliyorum Rabbim'de. Amin ecmain inşallah hocam. Bir diğer dinleyicinin sorusunu tevcih etmek isterim hocam. Yani seni daha kültürlü zannedeyim diye arada böyle Farisi ve Arabi kelimeler kullanman, inan beni hiç etkilemiyor. Yok tevcih edecekmiş. Hayatında kaç kere tevcih ettim. Acayip. Eceli Cühela. Son of the Ebu Cehil yani. Yalnız son of the Ebu Cehil lafıyla beni benden aldınız hocam. Tarihe geçecek bir isim tanımlaması oldu. Cahil. O sıfat tamlaması. İsim. Sıfat. Bence Sedat. Sedat kim lan? Dil bilgisi. Var ya hani. Sar, fiil, tümleç. Sedat. Jojoba şampuan etiketi suratlı cahil. O Sedat değil, Edat. Allah'ım kimlerin arasında kaldım. Ya Rabbim bak, al bastı beni. Görüyor musun boynuma bak. Ay Şehram Şehram, pençe pençe kızardım vallahi. Kızamık mı çıkarıyorsun? Cahil, bu yaşta kızamık çıkar mı? Ay hep stres sayenizde. Kısa bir ara verip Dilber hocamızı rahatlatalım. Sonra yine Dilber Hoca ile devam edeceğiz. Bugün Dilber Hoca'ya doymak istiyoruz. Aragaz. Pascal. Kadir abi. Dilber hocam. Kadir. Dilber hocam. Pascal. Dilber hocam. Kadir. Tamamız. Hocam iyi misiniz? Ay maden suyu çok iyi geldi. Gazım vardı, çıkardım, rahatladım. O zaman dinleyici sorularına devam edelim hocam. Yalnız bugün bak çift yemeye isterim. Duble yazar taksimetre açık söylüyorum. Hocam az esnaf değilsin. Yeni geldim Adana'dan, hiç anlamam badanadan. Para bir yanam, al bir yana. Bilim bunu söyle. Tavadan yeni çıkmış patates kızartması kadar güzel bakan Dilber hocam. Ben cehal... Esma soruyor bunu. Ben cehaleti sizin tembihlerinizle aşmaya çalışan bir genç kızım. Çok geniş bir plak koleksiyonunuz olduğunu biliyorum. Acaba sizde Beatles'ın tüm plakları tüm zamanları aşan şarkısı hangisidir diyor sizce?
Yani tabi Beatles söz konusu olduğu zaman bir Yesterday akıllara gelir. Beni akma, Yesterday gelmiyor. Let It Be geliyor. Çok normal, çünkü sende beyin yok, aklına bir şey gelemez. Dilber hocam, bir kuple olsun Yesterday'i lütfeder misiniz? Yani bilmiyorum, sabah sabah sesim nasıl çıkar. Ama hocam senin ses bülbül gibi, iyi gelir bize. Hadi yapıştır. Oh. Ayı mı oynatıyorsun ayarsız, oh oh ne ya. Yesterday okuyacağım, herif oh oh diyor. Ecnebi işte, bilmiyor Dilber hocam, boş verin ya. Ya kardeşim, sizi duyan da Macbeth okuyacak sana. Yesterday, ecnebi bir şarkısı. Dilber hocam, siz buyurun Yesterday'i lütfedin bir kuple. Dinliyoruz. Müzik tarihçileri de rekord yapsın lütfen. Profesör Doktor Dilber Kortaylı Yesterday'i söylüyor. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they are here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There is a shadow hanging over me. Yesterday, oh yesterday. Şu anda Grammy ödülünü alıp ilk uçakla İstanbul'a gelip size bu ödülü takdim etmeyen Amerikan Müzik Enstitüsü'nün Ervan'a yuh olsun. Sen nasıl buldun lan Pascal? Aynen var ya, hamiyet gücesesi. Vallahi bak. Yesterday mi hamiyet yücesesi gibi söyledim? Evet. Kadir, buna ne yedirip içiriyorsanız bana da lütfen paket yapıp verin arada. Yapayım bu kafayı ben. Valla bizden değişik, bir tek ağzını musluğa dayayıp musluktan su içiyor. Terkos suyu böyle kafa yapıyor mu yahu? Hiç denemedim, olur olur. Doğru diyorsun. Fransa'da musluktan su içiriyor, temiz. Aferin oğlum, iç sen. Evet, bir başka dinleyici sorusu. Ölmüş horozun çöplükte kalan gözü soruyor. O nasıl isim ya? Oku bakayım, sofistike bir tipe benziyor. Beyin sahibi olma ihtimali var bu dinleyicinin, çünkü hümörü var. Beyinsiz adamda hümör olmaz çünkü. Evet. Bende de vardı, ardırdım hocam. Ne vardı sende ya? Tümör, lokal anestezi yaptılar, kaldılar. Cahil, eceli cühel, beyinsiz dübel, Kadir sen sor. Yeni araba kokusu kadar tatlı bakan Dilber hocam. Benim beynim var ama bu yaşa kadar hiç kullanmadım. Nasıl kullanacağımı da bilmiyorum. Müsait bir anınızda beyni olan ama nasıl kullanacağını bilmeyen biz cahiller için beyin kullanma kılavuzu yayınlar mısınız diyor. Evet, ben de böyle bir kılavuz yazmayı düşünüyorum. Çünkü beyni olup da nasıl kullanacağını bilmediği için böyle beyinsizmiş gibi yaşayan çok var tabii. Biz hocam, biz. Evet. Evet biz. Size beyin hiç uğramamış maalesef. Yani siz bir anatomi mucizesisiniz. Yani miracle derler gavurlar. Sizin dalağınız aynı zamanda böyle beyinmiş gibi çalışıyor. Örneğine rastlanmamış bir vaka tıp tarihinde. Dilber hocam, sizin organlar nasıl? Dilber hocam, karaciğer yağlı mı sizde biraz ya? Aptal sürüsü. Ay, benim beynim aldığım bilgileri karşılayamadığı için karaciğerimi, safra kesemi, bir de tabii 12 parmak bağırsağımın 7 parmağını bilgi depolamak için kullanıyorum ben. Ben de karaciğerde beyin, bağırsakta beyin. Zaten kompüter gibi adamsınız hocam. Kompüter değil, kompüter. Cahiller, bunu icat eden kompüça diye telaffuz ediyor. Beni kessen o sesi çıkaramam ya. Hangisi? Kompüçya, kompüçya. Neydi onu bilmiyorum işte. Görüyorsun, insana ve bir nebze de olsa insanlığa hasret kaldım Rabbim. Ay, sana Hazreti Eyüp'ün duası ile dua ediyorum. Ay, bitsin bu imtihan, yalvarırım şu hal bak vallahi. Aragaz. Paskal. Kadir abi. Senin Instagram adresin neydi? B numara 21, seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di. Elimdeki haberi sana okumak istiyorum bro. Oku abi. Alo, bakanlık Martı'yı sustur. Hangi Martı? Hangi bakanlık? Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Alo 181 hattına gelen şikayetlerden biri buymuş. Vatandaşın biri Alo 181'i aramış. Ve çatımda bir martı var, çok yüksek sesle ötüyor.
Lütfen Martı'yı susturun demiş. Susturmuşlar mı? Onu bilemiyoruz. Zaten Martı'yı nasıl susturabilirsin ki abi? Martı susmaz mı? Bak Pascal, şu hayatta hangi kuşa yanlış yapmayayım diye soracak olsan bir martılar bir kargalar derim Pascal. Hadi canım. Kartal? Ya kartalı nerede bulacaksın da yanlış yapacaksın? Ama martı her yerde, karga her yerde. Biliyorsun deniz gören bir mekanda yaşıyorum ben. Evet. Dün sabah kalktım. Sabah şöyle eve deniz havası gün ışığı girsin de ayılayım diye perdeyi bir araladım. Eve doğru bir F-16 pike yapmış geliyor. Eğildim pervazın altına. Ne F-16'sı? Ya o kafayı üç parmak pervazdan kaldırdım, bir baktım martı geliyor. Ya bu kadar büyük martı mı olur arkadaş? Yeminle F-16 bana geliyor gibi gözüktü ya bana. Aklımda da programda Amerika'ya geçirip durursan olacağı buydu. Al herifler kafayı kırdılar, saldılar üstüne F-16'yı diye düşünüyorum bak. Ben böyle büyük martı görmedim. Kadir, ben martıları seviyorum. Sev abi, biz de seviyoruz uzaktan ama. Yani kucağına alıp sevmeye kalkarsan adamın parmağını değil kellesini yer onlar. Bildiğin yer yani, ha egzajere etmiyorum, yer etliyor ya martı. O kadar sert mi lan? Büyük psikopattır martı ya, gökyüzünün psikopatı. Bir de pis boğaz olurlar, her şeyi yerler. Kedi yiyor lan bunlar, kedi. Yuh ya Kadir, bu martılar satanist mi? Ya Allah Allah, sadece satanistler mi kedi yiyor? Kedi kesiyorlar diye bir laf var. Ama yediklerini ben duymadım. Neyse, böyle necis muhabbetler bizi enterese etmezdi ama bak martıyı susturmak da delikanlı ister ha. Yani çatıya çıkacaksın. Bir kere deplasmandasın, martının sahasındasın. Kalkıp sana doğru iki kanat çıpsa 19 kat aşağı fıkara simiği gibi yapışırsın, Allah muhafaza. Aman abi, uzak duralım. Ben şahsen martıya bulaşmam. Eskiden denizde balık varken bunlar deniz kenarlarında kayaların içinde falan yaşıyorlardı. Tabi İstanbul doğal sahil neredeyse... şu anda onların hiçbirisi kalmadı. Martı da ne yapsın abi? Bu onun bölgesiydi o yani. Çatılara göçtüler kardeşim. Yoksa şehrin içinde martı olmaz yani. Ya Beylikdüzü'nde martının ne işi var ya? Ne doğal sahil şeridi kaldı, ne denizde balık var. Lahmacun yiyen martı olur mu abi? Lahmacun yiyor yokluktan herif ya. Herif kim? Martı yani, lahmacun yiyor. Yakında acılı şalgam suyuna da başlayacak. Haber bu ya. Ya maalesef abi, İstanbul'da deniz kenarındaki doğal alanlar çok bozuldu. Yani martılar İstanbul'un yeni kedisi oldular Pascal. O nasıl oluyor? Ya arkadaş, yemek çöp konteyneri falan karıştırıyorlar. Damlarda yaşıyorlar. Bu kadar pis şeyler yiyip bu kadar temiz tüyler olan bir kuş yok ki. Yani Allah'a var, martı temiz hayvan. Çöpün içinde yaşıyor ama tüyleri pırıl pırıl. Mesela kokmuyor. Haftada bir yıkanan insanlar var. Allah Allah. Martı daha medeni ya. Ya kendini yeter. Martıyı da avma özledim. Ya ayrıca bak, Boğaz'ın incisi Sarıyer'in de sembolü martı. Buradan da Sarıyer'in sembol ismi Bardak Yaşar'a tüm Sarıyer'ler adına sevgimi iletiyorum kardeşim. O kim abi? Bir fanatik Beşiktaş taraftarı ama tabii Sarıyer'li. İstanbul'un kaybolan renklerinden diyelim. Kadir be. Senin de var ya, bilmediğin yok. Ya arkadaş, İstanbul'u bilmek için bir ömür lazım ya. Keşke bu şehrin bütün her yerini, sokaklarını, ilginç simalarını bilsek, ne kadar renkli şeyler biliyor olurduk ha. İnşallah. Kadir, sen iste. Hepsi olur. Hayırlısı. Araba almaya niyet edip peşinat için bileziklerine sulanan damadı anlamamışa getirip başından sanmaya çalışan kayınvalide cümlesi bu ya. He? Ne dedin? Yok bir şey yok. Her lafı da izah edecek değilim. Of. Aragaz. Paskal, duydun mu Rusya İçişleri Bakanlığı'nın yediği haltı? Yok, ne yapmışlar? Ya bu yaz Türkiye'ye tatile gidecek ülkeler listesinden çıkarmışlar. Niye ya? Ne bileyim abi, ya Ruslar iyi hoş da bunlar da güvenilmiyor ya. Ya bir sözünüzde durun arkadaş. Alemde delikanlı bir ırk, sözünde duran bir kavim kalmadı mı artık ya? Arabı, Acemi, Amerikanı, Rus'u arkamızı döner dönmez hemen fiştik yapıyorlar ya. Kadir, ben Rusya'dan bunu beklemezdim. Ya bakma, biz Amerika'ya geçirip duruyoruz da Rus da onlardan farklı değil ha. Kızları daha güzel. Ya neyse. Ya arayalım Putin'i, düzelsin şu durumu ya. Ara abi, ara. Arıyorum Putiko'yu, arıyorum. Çalıyorum, çalıyorum. Alo, Türkiye'yi tatile gidecek ülkeler listesinden çıkaran Rus devlet başkanı Vladimir Putin'le mi görüşüyorum? Selam. Lekum. Aleyküm Putin.
Ben Kadir Çöptürüm. Pascal Numa da burada. Alo. Gospodin. Ne yaptın lan? Putin abi. Bak şimdi bakacağım. Biz seni delikanlı bir adam biliyoruz. Fönlü Morikante Donald Trump'a karşı senin yanında duruyoruz. Sen de bunu bize böyle mi cevap veriyorsun Putiko'ya? Evet. Evet. Hayda. Ne diyor? Kadir'cim diyor bazı dengeler gözetmek zorundayım, kusura kalma diyor. Evet bir madik gibi gözüküyor ama telafi edeceğiz canım diyor. Adam ol lan. Sözünü de ver ol. Lafa gelince kabadayısın. Ama icraata gelince ses var görüntü yok tırışka hava gazı. Efendim bir saniye Pascal. Putin sana bir maniyle cevap vermek istiyormuş Pascal. Versin lan. Putin evet Putiko dinliyorum ver maniyi ver evet evet evet. Aa Putin senin için manisi şöyle. Mendili katladım kat kat. Hop pat güm çat. Pascal seni yakalarsam dattiri dat dat dattiri dat dat. Bu nasıl mani lan? Yani aslında çok ağır şeyler söyledi ama söylememiş gibi yaptı. Aşk olsun Putiko. Yani gaddarsın, zalimsin, güvenilmezsin ama söz sanatında bir numarasın hakikaten. Kastı Putin'im benim, badici. Kadir, Kadir. Cevap vereceğim ben. Mani söyleyeceğim. Ver, ver bakayım. Putiko bak, Pascal sana cevap verecek. Soyadın Putin, adın Vladimir. Yemek ye de biraz semir. Çok konuşma Putin'im. Az şunu da biraz kemir. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Efendim Putin, evet, evet. Aa ama bir dakika. Ne diyor? Beyler diyor bana ters yaparsanız diyor S-400'leri de vermem ona göre diyor. Nasıl vermem? Parasını verdik. Ya Putiko parasını ödemişiz nasıl S-400'leri vermiyorsun ya sen ha? Hayda. Ne diyor? Belgeniz var mı kardeşim diyor parasını verdiğinize dair dekont gösterebileceğiniz mi diyor. Dur. Ben sana göstereceğim. Dur. WhatsApp'tan fotoğraf yollayacağım. Heh. Alo Putiko bak Pascal belge bende var. WhatsApp'tan belgeyi göndereceğim diyor. Sen kapat da belgenin fotosunu WhatsApp'tan atamayacağım sana. Evet evet. Pascal Putin'e belgeyi gönder. Bana bak S-400'lerin ödeme belgesi sende ne arıyor lan? Yok abi öyle bir şey. Bende başka bir şey var. Dur. Fotosunu çekeyim. Dur. Bir saniye. Allah Allah hiç böyle ödeme makbuzu görmedim ben. Devlet arası ticaret böyle bir şey mi ya? Tamam Kadir ya. Şunu yollasana. Hadi. Altına da belge istiyorsan al sana belge. Belge sahte mi gerçek mi anlamak istiyorsan eline verebiliriz belgeyi yazayım mı? Süper fikir. Hemen yaz. Gönderdim. Bu ne sürat ya hemen anda cevap gelmiş. Ne yazmış? Belgeyi yakından incelemek, uzmanlara inceletmek istiyorum. Belgeyi elime almadan gerçekliğine inanmam. Derhal belgeyi bana yollayın. Ayrıca bir sorun var. Bu görüntüdeki belgenin son hali mi diyor. Değil. Üzerinde çalışarak geliştirebilirler. İyi öyle yazayım ben de. Aragaz. Pascal. Gel bir abi. Can. Neydi Twitter adresimiz? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir. İlker demiş ki Kadir abi yıllar yılı ünlü Hollywood yıldızı George Clooney ile kanlı bıçaklı olduğunuz bize söylendi. Ama neden kanlı bıçaklı olduğunuzu ve öldüm Allah barışmam ne ölme ne dirime diyecek kadar kötü buluşmanızın sebebinin ne olduğunu niçin bizden yıllardır gizliyorsunuz? Kadir ya. Sen bu konuyla kanlı bıçakçılı mısın? Ya bırak bu herifin adını ağzına alma benim olduğum yerde ya. Soruyu okurken sen söyledin. Yani boş bulundum da söyleyeyim. Yoksa adını suya söyleseler o sudan büyüdüm içmem susuzluktan ölürüm öyle söyleyeyim. Allah Allah. Ya Kadir be. Aranızdan ne geçti? Lerç erkekten tiksinirim. Benden? Lerç erkek olduğu halde tiksinmediğim tek adam sensin. Ne yapıyorsun sen büyü mü yaptırıyorsun kendine ya? Evet Kadir. Vudu büyüsün. Vallahi bak. Anlat abi. George Clooney ile niye tanıdınız? Yıllar evveldi Pascal. Hollywood'da yıldızım. Efendim hatta yıldızdım da gittikçe parlıyor. O yıllarda Charlton Heston'la Çukurçene Kirk Douglas'tan falan film çekiyorum. Ne filmi? Western'in filmlerinde tercih edilen bir aktörüm Pascal. Peki genelde hangi rol oynuyorsun? Barışçıl Kızılderili kabilesinin agresif delikanlısı.
O nasıl oluyor? Ya bu Amerikalılar Kızılderililer bazen barışçıl gösterirler, bazen yumuşak başlı bir Kızılderili reisi vardır. Bir tane savaş meraklısı, agresif kabile delikanlısı vardır. Bu reise sürekli savaşalım, dövüşelim der. Ondan sonra manyağın tekidir. En son agresif tutumları yüzünden kabileden kovulur. Reisin kızına da aşıktır. Ama kız buna yüz vermez, gider kovboya aşık olur. Agresif genç kabileden kovulur, gider intikam için süvarilerle kabileye karşı işbirliği yapar ya. Ya Kadir, bu Türk filmi ne kovboy ya? Ya işte bir ara yine böyle bir kovboy filmi çekiyoruz. George Clooney ile atını seven kovboyun atını oynuyor. O nasıl rol ya? Anladın sen onu. Neyse. Bir gün geldi dedi ki abi dedi, spot piyasaları da çok tanıdığım var dedi. Beyaz eşya teşhir vitrinin ürünlerini ucuza alıp güzel bir karla satıyoruz dedi. Ortak olalım mı fiti fiti dedi. Ben de yönetmen zulmünden yılmışım, olur dedim. Gittik dükkan tuttu, dükkan donattı. George dedi ki ne abi dedi, kasaya ben oturayım dedi. Üçle beşle kafanı yorma dedi. Ben dükkana giren müşteriyi karşılıyorum, satış yapıyorum. George Kurun'da kasada bir iki ay sonra 3-5 kuruş verdi. Sonra baktım haftada 1-2 o da yok. Derken alacaklılar geldi. Ya George Clooney size ödeme yapmadı mı diyorum. Yok abi ne ödemesi diyor. Önümüzdeki ay Kadir abi verecek diye salladı diyor. Meğer hasılatı toplayıp uzamış. George Clooney mi? Evet evet. O parayı da şimdiki karısı Cemal Alümüttin'le İtalya'da yemiş. Ha, seni keriz yerine koymuş. He, atladım İtalya'ya gittim. George Clooney nerede dedim. Kime dedin? Oradaki birine dedim. Abi şurada dedi. Evin önünde erkete yaptım. Karısıyla bu fanfin İtalyanca konuşa konuşa dışarı çıktı. Hop George, yediğin paraların hesabını verme zamanı geldi koç dedim. Beni görünce sevindi. Abi de şu an müsait değilim, akşama gel mangal yapalım dedi. Lan sen kimi idare ediyorsun lan? Lan bizim paramızı yiyecek adam daha anasından çıkmadı lan dedim. Abi kızın yanında yanlış konuşuyorsun dedi. Dedim lan adam diye senin koluna giren kıza yazıklar olsun deyince bu beni bir dövdü bir dövdü, yediğim dayağı ben bile beğendim. Yapma evet. Ya. Bu George beni yere yatırdı, kafamı tuttu. Kaldırımın kenarına vuruyor da vuruyor. O ara o zamanki sevgilisi şimdiki karısı Cemal Alümüttin geldi. Pardon dedi, yeri değil ama siz Elazığlı mısınız diye sordu. Evet Elazığlıyım dedim. Nereden anlamış? Nereden anladınız dedim. Eşek sudan gelene kadar dayak yirken bile bak yapma fena olacak diyerek yiğitliğe sürdürmemeye çalışan erkekler Elazığ'dan çıkar, oradan bilirim dedi. Vay be Kadir, hem para yedirdin hem dayak yedin. O gün öğrendim Pascal, haram yiyen adamın hiçbir şeyden korkusu olmazmış ya. Yapma be abi, haram yiyen korkusuz mu oluyor? Tabii abi, Allah'tan korkmuyor, haram yiyor, senden benden korkar mı ya? Kadir ha? Saate bak. Aa, hemen gidelim, seni mi kıracağım? Kısmetse, nasipse yarın yine geliriz efendim. Biz gidiyoruz. Yarın görüşmek ümidiyle diyoruz. Paka paka. Bye bye. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz.